Hepinize yepyeni bir Burak'ın kafasından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikle, bayağıdır atmadığım bir içerikle beraberim. Zaten oynatmanın sisteme girip görürseniz Tofaş videoları var. Bayağıdır atmıyorum oraya. Bugün kardeşim ve ben bir tane, daha doğrusu babam, ben, annem, üçümüz kardeşimize bir tane Tofaş almıştık. Beyazdı. O beyazın da hikayesini hemen anlatayım. Çok iyiydi. 1.6'ydı. Tebra motoru vardı. Babam bir talihsiz kaza geçirdi o beyazda. Mersin otobanda arkadan vurdular. Beyaz perte çıktı. Hatta onun fotoğraflarını şuraya koyayım. Gördüğünüz gibi beyaz bu şekilde perte çıkmıştı. Beyazdan sonra ne yaptık? Beyazı biz 45 bin liraya pert olarak verdik. Onun yerine gittik bir tane yepyeni Şahin aldık arkadaşlar. 93 model. Öteki 98'di galiba beyaz olan. Tam bilmiyorum. Bir de biliyorsunuz ki bizde 92 model Tofaş kırmızı var. Onu da zaten bu videonun sonuna koyarım büyük ihtimalle. Şahin aldık. Rengi çok iyi. Mavi. Ama işte bazı yerinde çürüklük falan var. Ama orijinal jantları falan var. Ayrıca arkadaşlar vites kişisi çok iyi. Aynı Ferrari gibi vites F1 şanzımanı var gibi çok rahat atıyor. Ve hiç yormuyor sizi arkadaşlar. Şimdi biz bu arabayı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arabayı bir göstereyim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Şimdi arkadaşlar mal bu. Ersan Diamond diyor ya, cıncık. Onun gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor bu şekilde, temizliği falan her şey çok iyi. Ayrıyeten arkadaşlar gördüğünüz gibi işte fan birazcık gitmiş ama yine de iyi gidiyor. Güzel. Arabanın renginden az çok ana bakın. Jantlar hala orijinal. Çelik jant yok ama şunu fark edebiliyorsunuz. Burası farklı renk. Burası farklı renk. Zaten arabada dediğim gibi vuruklar falan var gördüğünüz gibi. Fiyatını siz aşağıya yazabilirsiniz ne kadar aldığımı. Tahmin edin. İşte İnfaz Racing'a İstanbul'da buradan selam olsun. Ayrıyeten arkadaşlar arabanın arkasına geldiğimiz zaman arabanın arkasında gördüğünüz gibi levyemizden tutun amfimize her şeyimiz bulunuyor. Pioneer sistemimiz var arabamızda. Bu şekilde güzel bir Tofaş götürüyor mu? Götürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi F1 şanzımanı var sanki. Vitesleri o kadar rahat atıyor ki arabanın. Arka tarafı şu şekilde. Ya bildiğiniz Şahin işte. Ama bayağı bir genişliği var arkadaşlar. Yani rahat oturabiliyor insan. Ve tabii ki otomatik değil. Elinizle çevirip açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde iç kombinasyonda böyle arkadaşlar. 93 model. Fiyatı da çok iyi. Yani bir insanın zamanında ben babama o kırmızı Doğan'ı, videonun sonuna koyduğum kırmızı Doğan'ı 8.000 liraya almıştım. Şu an o araba oldu 200.000 lira, bu oldu 160-165.000 lira civarında diye biliyorum. Bu şekilde önlerinde birazcık buruklar falan var üst tarafında gördüğünüz gibi. Alt tarafı da aynı şekilde. İşte Tofaş yazısı yok ortasındaki, o sökülmüş. Yani bu arabayı bakıma soksan, yapmaya çalışsan en az boyası zaten şu an 30-35 bin lira vardır diye düşünüyorum. Zamanında 4 bin liraya falan boyatıyorduk biz arabayı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ya yürüyor mu yürüyor, gidiyor mu gidiyor. Kombinasyonu çok iyi. Buradan yani Hatay Payas'tan İskenderun'a 100 TL'ye gidip gelebiliyorsun arkadaşlar. Tek diş gazla. Yani ne yapıyor? 4 litre falan gaz yapıyor arkadaşlar. 4 litre gazla gidip gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle burada da ayrıca farklı bir teyp var. Dediğim gibi araç böyle. Güzel mi güzel. Döşemeleri falan şu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet de işte baklama döşemeleri falan var. Dediğim gibi vites çok iyi. Yani tık 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 hemen geçiyor yani. Bu şekilde şurada AUX'lu USB'li teybimiz falan bulunuyor. İşte her arabada olan telefon şeyi. Şu da tabii ki şerit otokokusu. Manisa'dan selamlar olsun. Hediye geldi bu da. Bu şekilde arkadaşlar. Direksiyonu gördüğünüz gibi zaten mavi. Böyle. Bakalım diğer araç nasılmış? Şimdi gelin o aracı çekmeye geçelim arkadaşlar. Bu aracımız böyle. Şimdi arkadaşlar bizim diğer araca geldik. Gördüğünüz gibi diğer kırmızı araç da bu. Zaten YouTube'da benim oynatma listemde bu arabanın çok videosu var. Bu arabada çok şey değişti. Önceden değişen her noktayı çekiyordum. Artık çekmiyorum. Örneklerinden biri orası. Örneklerinden biri gördüğünüz gibi böyle ses sistemi yaptırmışlar. Aynı yeten karşısında da var. Örneklerinden biri gördüğünüz gibi ekran geldi. Double ekler, geri görüş kamerası falan da var bu arabanın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ayrıca içi bu şekilde dolulukta gördüğünüz gibi. Onun haricinde burada işte stickerları falan var. Arkaya açtığınız zaman arka tarafta da aynı şekilde double ekran mevcut. Ve arkada gördüğünüz gibi bu şekilde yazılar da mevcut. Bu arabanın her yerinde yazı var. Bu arabayı zaten babam kullanıyor bildiğiniz gibi. Birçoğu biliyordur. Diğer maviyi de kardeşim kullanıyor. Beyaz da kardeşimin de. Babam o arabayı pert ettiği için mavi aldık. Yani bir videoda 3 tane Tofaş
tanıtmış gibi olacağım. İşte motor kısmı bu şekilde. Genellikle bizim tabirimizde ülkemizde bu motora piç motoru diyorlar arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. HGS'si falan var işte, gördüğünüz gibi. Şu anda en dolu Tofaşlardan biridir arkadaşlar bu araba. Onu şimdiden söyleyeyim, yazılarından olsun, stikerlerinden olsun. Bu arada birinci viteste hızlı giderken iki atarken tüf diye ses çıkıyor. Onu size dinletemeyeceğim, kusura bakmayın, ama yarın bir gün eğer bir video falan çekersek, yanımda bir kişi olursa, o zaman dinletebilirim diye düşünüyorum. Egzoz var bu arabada ayrıyeten, onu da şimdiden size söylemek istiyorum. Bunlarla ilgili zaten oynatma listemde, Tofaş oynatma listesinde bir sürü videosu var. Çelik jantını aldık, şunu aldık, bunu aldık, her şeyi detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gayet de iyi. Hatta size örnek bir ses de verebilirim. Egzozun olduğunu açıp anlıyorsunuz. Bu şekilde de arabada egzoz var arkadaşlar. Bu video böyleydi. Yeni aldığımız araçlarda veya yeni vloglarda, yeni etkinlik videolarında veya işte short'tu, diğer özellikli videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkürler. Abone olursanız da sevinirim. Sevgilerle görüşürüz. Şimdi arkadaşlar dikey geçişe geçtik. Tofaş'ın içindeyim. Dediğim gibi babamın arabasının Tofaş'ın içindeyim. Şimdi bunu bir atıyoruz ama çok sert atmamız lazım. Attıktan sonra sürüyorum. Sesi siz duyacaksınız. Bakın şimdi. Bak sese bak şimdi. Bak bak bak. Çuçuşu ediyor böyle vurduğu zaman. Direkt egzozdan çuçuşu ediyor anasını satayım. Öyle bir özelliğe sahip bir Tofaş. Ne bileyim, egzoz yaptırmış. Gayet de iyi. Sürüşü iyi. Ama diğeri daha konforlu arkadaşlar buna göre. Onu da şimdiden söylemek isterim. Bu şekilde gayet sürüşü de keyifli. Telefonu tutacak yeri de çok iyi düşünmüş. Yani güzel yaptırmışlar aslında. Öyle ya. İşte elimizden ayağımızdan kesiyor mu kesiyor. Birazdan hızlanacağım. Orada da az çok göreceksiniz. Şimdi kayıtta değilken o sesini ne yaptı? Şu an birinci vitesteyim. Bakın şimdi. Şey diyor. Böyle bir sesi var. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bir videoda 3 tane Tofaş tanıtmış gibi oldum. Şu anda elimizde 2 tane var. Mavi ile bu kırmızı olan, bordo olan. Allah'a çok şükür. Yarın bir gün nasip olursa ya RX8 ya da Passat gibi bir otomobil düşünüyorum kendime. Bakalım. Zaten kardeşim araba aldım. Bir ben kaldım. Ben de alacağım nasip olursa. Onda videosu gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalımızda short videoları, işte RS videoları, işte ne bileyim vlog kafası, etkinlik videolarımız veya minimum inceleme videolarıyla görüşmek dileğiyle. Sevgilerle kalın.